Acun abi 3 ödülden yararlanamayacaklarını söylediği anda işler değişiyor. Bakalım yarışmacılar nasıl tepki vermişler. Evet Batuhan. Abi ama gerçekten bana haksızlık ya. Yemin ederim ben bunu daha geçen gün anlattım. Dedim ya inanılmaz bir şey abi bu şu an ya. Vallahi diyorum ya burada bir kişi bile söylemez Batuhan sen bunu yapmış olamazsın diye ya. Bu 3 ödül gerçekten fazla ve ben çok açım yani. Ya bu, bir Allah'ın kulu da söylesin ya Batuhan yapmaz böyle bir şey desin ya şimdi. Gerçekten diyorum bir kere böyle bir şey yaptım çok ağır oldu abi bana şimdi. Bir içecek yüzünden yani. Ve o içeceğin ne olduğunu da bilmiyordum ben gerçekten yemin ederim ya. Çok ağır abi şimdi yani gerçekten. Ben hiçbir konuda böyle bir şekilde patlamadım yani. Yani alındığım görünmemiş, hiçbir şekilde böyle bir şey yüzünden olay olmamış. Çok ağır abi şu an 3 tane ödül ne demek ya? Zaten durumumuz belli yani. Ya bir de açım ya ben. Abi şu, toparlayamam abi ben şu an kendimi böyle bir şekilde yani. Sen toparlayacaksın bak. Burası şey değil, sen yapacaksın tabii. Gerçekten hani çalıp çırpsam sürekli. Gerçekten diyorum. Böyle bir şekilde olsam, patlasam içim rahat edecek abi. Gerçekten bir kere böyle bir şey oldu diye böyle bir şey olabilir mi ya? 3 ödül çok fazla. Ağlayacağım ya, yemin ederim ağlayacağım şu an ya. Aleyna? Ya Acun Bey, biz burada yaklaşık 3 ayı geçirdik ve gerçekten mental olarak da zor bir süreç geçiyor. Bu bize biraz daha böyle birçok şeye karşı bir tık daha belki hani rahat düşünmeye ettiği için böyle bir şey oldu. Ben zaten 2 gündür gerçekten uyuyamadım yani hani takımım ceza alacak diye, hani üstüme gelinecek diye. Bugünkü oyunda da modum bayağı düşüktü zaten ama gerçekten çok pişmanız. Yani ben eminim karşı takım da aynı şekildedir zaten suratlarından görüyoruz. Bunu böyle bir hani uyarı olarak alsak çünkü 3 ödül gerçekten çok fazla, 3 ayı geçirdik. Zaten zor ayakta duruyor, ya ben kendi adıma konuşayım açıkçası. Gerçekten zor bir süreç geçiyor, onun farkındayım. Sürekli kendimi mentor olarak böyle freshlemeye çalışıyorum, hani uzaklaşmaya çalışıyorum. Bu 3 ödül çok etkileyecek yani hepimizi. Yani buradan şunu anlıyorum. Neredeyse biz suçlu çıkacağız. Biraz oraya yok, estağfurullah. Hayır. Yani hayır. Gerçekten yani kusura bakmayın demek üzereyim birazdan biliyor musunuz? Hayır abi, Acun abi hayır. Yani haberimiz olmasa güzel güzel işi götüreceksiniz. Biz şans eseri haberimiz oluyor. Konuyu öğreniyoruz. Ondan sonra da yani bakıyorum maşallah biz suçlu çıkmak üzereyiz yani. Az kaldı. Hani bir cümle daha söylerseniz kendimi çok kötü hissedeceğim. Acun Bey hayır, kesinlikle suçumuzu kabul ediyoruz. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir şey söyleyeyim. Evet. Bir daha ben böyle bir olaya karışırsam beni hiçbir şekilde cümle bile söylemeden eleyin. Bak ben bu kadar net konuşuyorum abi. Eleyin beni ya. Gerçekten buna güvenmesem böyle cümle konuşmam ya. Bir kere oldu böyle bir olay. Patladım yemin ederim bu şanssızlık değil de başka bir şey değil ya. Ben burada herkesin gözünde söylüyorum. Bir daha böyle bir olay benim çantamda bulunsun, böyle bir olay beni eleyin gideyim ben. Arkadaşlar şöyle bir anlatayım ben size. Dünyanın en zor yarışması dediğimiz için, seyircilerimizle buna ikna ettiğimiz için yıllardır seyircilerimiz sağ olsunlar bize inanıyorlar. Ve bu programı hep iyi yerlerde tutuyorlar. Survivor'ın aldığı toplam reyting Türk televizyon tarihinin en yüksek reytingidir. Gelmiş geçmiş en çok seyredilen programda Survivor'dır. Toplam reyting olarak. Böyle bir yarışmada bizim seyircimiz bize yarışmacılar yiyecek temin etmiyor güvenini vermişken yarışmacılarımız eğer kısa yoldan bir yiyecek ya da içecek fark etmez benim için temin ediyorlarsa bizim bunu seyircimizle paylaşmamız gerekiyor bir. İkincisi de bir kez daha söylüyorum. Biz bunu görmeseydik, haberimiz olmasaydı, siz diğer yarışmacılara karşı avantaj elde edecektiniz. İşin kısa özeti bu. Ha başka bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra belki bir daha yapacaktınız. Belki de yaptınız. Yani Batuhan yapmadım diyor, tamam inanıyorum, sorun yok. Hani inanma ile ilgili bir problem için söylemiyorum bunu. Olabilir. Ancak şöyle bir gerçek var. Bu bizim çok katı kuralımız. Kural dışı yiyecek içecek temin etmişsiniz. Kusura bakmayın.
ben uyarıyla bunu geçmem. Bu konuda da yanlış hatırlamıyorsam kesin olarak uyarıldınız diye biliyorum Azade. Hacı Bey, ben tek bir şey söylemek istiyorum izninizle. Yani şu an kendimi hani İlayda'ya karşı açıkçası daha mahcup hissediyorum. Çünkü o tamamen iyi niyetinden bu cezayı almış oldu. Sadece bir tesadüf eseri, yani sadece bana acıdığı ve hani iyilik yapmak istediği için aslında o bu cezayı aldı. Orada sonuçta verdiği maddeyi alan benim. Ben de hayır diyemedim çünkü o kadar üstüne geldi ki hani ben ona seremonide rüyamı anlattım. Rüyada çikolata geçiyordu. O da kazandığı çikolatalı bir ödülden hani bir parça bir şey ayırmak istedi büyük ihtimalle. Ben o kadar anlatınca ve üst üste gelince ben de hayır diyemeden aldım. Ama aslında hani bizim ikimizin olayında İlayda'nın bir suçu yok. Ama tabii ki hani sadece bunu söylemek istedim. Yani İlayda'ya karşı şu an kendimi mahcup hissediyorum. Yani o bana teklif etti ama kabul eden sonuçta benim. Ve o aslında dezavantajlı oldu. O bana ver. Yani avantajı ben hani anlatamadım. Arkadaşlar biliyorum, evet, sizin açınızdan durumu da anlayışla karşılıyorum. Ama konu şu, biz sizi yarışmadan ihraç etmedik. Yarışma ile ilgili bir dezavantaj da ortaya koymuyoruz. Kusura bakmayın, bunun bir yaptırım var bizim açımızdan. Bunda hani kuralı ihlal ettim, bana nasihat verin yollayın diye bir sistemdi. Yani o sizin kendi düşünceniz, ona da saygı duyuyorum. Ama burada böyle şeylerin olmaması için belli bir yaptırım yapmak zorundayız. Ha, bana sorun bakalım hoşuna gidiyor mu diye. Asla hoşuma gitmiyor. Vallahi açıkçası hani protesto modunu anlamış değilim. Özellikle Batuhan senin isyanını da anlamış değilim. Yani alıp çantana bir şey koyuyorsun. Ama abi öyle olmuyor ki ama abi yani. Şimdi... Ondan sonra da vay efendim niye ceza yiyorum? Ama yemek değil bir şey değil abi yani. Vallahi ben sizin yerinizde olsam Survivor'a katılsaydım. Kuralı ihlal eder miydim? Bak edebilirdim. Kesin etmezdim demiyorum. Bak edebilirdim. Ama size şunu garanti ediyorum. Bunun cezası neyse de çekerdim. O kadar basit. Yani kuralı ihlal ettikten sonra da bana eğer denirse ki bu kadar cezası var. İhlal etmişim. Tamam derim. Bu kadar basit ya. Bunun üstüne bir de kalkıp da hani biz böyle sanki bir haksızlık yapıyormuşuz gibi davranmanın da bir anlamı yok. Yarışmanın eşitliğini ihlal eden bir konu. Bu konularda hassas olmak lazım bence. Ben burada şu an yaşıyor durumunda olduğum için ağrıma gidiyor. Ben burada her şeye şahit olduğum için bu durumun bana patlaması... Abi ben yani kriz geçireceğim ya. Biz de bilelim her şeyin şahidini. Neye şahitsen? Hayır, ima etmeyi boş versen söyle neye şahit olduysan bilelim. Ben söyleyemem zaten. Ben burada 50 kere açıkladım isim veremem konuşmalarımda diye ama gerçekten çok kötü durumdayım ben şu an ya. Yani bu takımda yemin ederim en az böyle şeylere belki de el uzatan benim ya. Tamam. Başka ihlal var ve ben bunları gördüm, söylemedim diyorsun değil mi? Ya Acun abi. Ya. Kısaca söyle diyorsun. Hayır Acun abi, Survivor ya tamam ben bu konuşma, zaten. Bu konuşma böyle kötü bir şeye gidiyor. Ben toparlayamayacağım. Üzgünüm, tamam abi, tamam. Tamam abi, ne diyeyim? Şu an içim biraz daha rahatladı. Demek ki bir şeyler görmüşsün, bir de onunla ilgili de ses çıkarmamışsın. O zaman zaten bence çok hakkaniyetli oldu. İlayda? Acun Bey, öncelikle verdiğiniz cezayı tabii ki de kabul ediyorum ve asla da neden böyle bir ceza verdiniz zaten sorgulamayacağım. Haklısınız da. Biz de burada gelirken zaten yarışma başlamadan önce de ekibiniz tarafından da zaten sürekli uyarılıyoruz. Hanzade'nin de özür dilemesi, yani hani böyle mutsuz olmasına gerek yok. Tamamen olay benim boğazımdan geçmedi açıkçası. Ve onun için verdim. İyi niyetim olabilir ya da o an gerçekten yiyemedim. O daha çok hak ediyor diye verdim. Ben bunun için sizden ve ekibinizden özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Yani böyle şeylere müsamaha edemeyiz. Bir kez daha söylüyorum. Bütün Türkiye'nin inandığı bir yapımdayız. Ve burada biz bu konuda herhangi bir taviz veremeyiz. O zaman ödül oyununa da gerek yok. Kim ne yakalarsa bir yerlerden bulsun yesin. Ben çok iyi hatırlıyorum. Aynı şey yıllar önce yine sevdiğimiz bir yarışmacı da olmuştu. Ona da yaptırım yapmıştık. Böyle şeyler oluyor. Hayatın bir parçası aslında baktığın zaman. Survivor her zaman söylüyorum. Hayatın bir kısa özeti. Çok kısaltılmış bir özeti. Biz de hayatımızda
Tabii ki bazen yanlışlar yapıp bedelini ödüyoruz. Keşke olmasaydı ama oldu artık yapacak. Evet, şimdi bir düzeltme yapmak istiyorum bir kere. Buyurun. Dün ben de dinlerken öyle anlamıştım da bu sabah biraz yanlış anlatmışım. İlayda'nınki kendi ödülünden Hanzade'yi ayırmaktı. O yüzden İlayda'nınki aslında hırsızlık değil, kendi payını birine aktarma. Dün zaten İlayda bir başka durdu. Bir kere her şeyi bırak, kabullenişiyle inanılmaz ya, hiçbir itiraz yok. Ben ne olursa olsun sizin, yani o kadar güzel ifade etti ki kendini. Ben dedim ki helal olsun bu kıza, keşke şampiyon olsa. Yok canım, dememişsindir. He? Dememişsinizdir. Yani, zannetmiyorum yani. Ya bak, İlayda da şu Aleyna'nın, Ayşe'nin... Duyduklarıma inanamıyorum. Merve Melis'in performansı olsa var ya, tam böyle aranan karakter. Evet. Survivor tarihinin en vicdanlı, en iyi kalpli... Cemalcan gibi aslında. En ahlaklı... Evet. Cemalcan'ın dişi versiyonu. Aynen. Kadın hali yani. Yanlış anlaşılmasın yine. Cemalcan, hem eğlenceli, İlayda, hem böyle iki pozitif. Tane, evet. Çok güzel ve aslında hani yapılan yanlışı da böyle kabul ediyor olması ve buna hiç itiraz etmiyor oluşuyor. Bir büyüklük gösterdi ama helal sonucu olsun. Var tabii ki de bunların. Ne yazık ki ben çok üzüldüm yarışmacılara. Bir yaptırım olacak. Üç ödülde karar bak, bu şekilde çıkmış. Yani ne kadar güzel bir kadın çıkıp ben kabul ediyorum cezayı diyor. Yani Batuhan'ı görüyorsun. Batuhan orada neredeyse şekilden şekilde. Bak, buraya kadar hak verdik Batuhan'a. Ama buradan sonra özellikle o arkadaşlarını satma kıyısına geldiği nokta var ya. O çok kötü bir durum bak. Bu sene Batuhan'ın yaptığı en büyük hatadır. Ben şey dikkatimi çekti. 17-18 yarışmacımız var orada mesela. Ben olsam mesela orada şey diyebilirdim. İtirazımı kendi ödül cezamı düşürmek için değil de abi derdim yani biz okey hadi tamam çaldık ettik falan da yani bence İlayda o kadar değil. Hani ona keşke bir ceza falan verseydim. Bir kişi demedi biliyor musunuz? Ya Hanzade söyledi. Bir tek Hanzade söyledi. Her şeyi bırak. Her şeyi bırak. Orada beş kişi ayrı ayrı bir şeyler almışlar. Bir kural ihlali yapmışlar. Batuhan şu cümleye şöyle başlıyor. Abi bu bana haksızlık. Bak orada bile bana. De ki abi de yapmayın, burada bir şey yaptık ama hepimiz özür diliyoruz de. Hani herkesi pakete dahil et. Bana haksızlık. Hayır, sana daha büyük hak bu yani. Kusura bakma. Böyle diyene bak, Acun abi ne dedi? Ben ne sandım biliyor musun? Şey dedi ya bu. Herkes yapıyor. Konuşmayayım şimdi burada. Konuş diyor Acun abi, söyle o zaman. Çok yanlış. Yok yok, bu konu söyledin artık. Artık söylemiş oldun zaten. İnsan böyle tabii birazcık kötü duruma düştüğünde çıkış noktası arıyor ya, tam olarak öyle. Ama işte çıkış zaten noktası mı? Allah işte aşkına, önemli nokta o hani zaten. Bana bir tek herkes yaptı, bir benimki görüldü, ben patladım. O yüzden de sadece bana veriliyor olması cezanın haksızlık gibi bir yerde ya. O yüzden böyle yani bir şey. Sınavda yaptı. Kopya çekmişsin, yakalanmışsın. Diyorsun ki hocam biz herkes kopyayı yaptı. Damla ile beraber hazırladık evde. Hatta WhatsApp'tan bakın konuşmayı göstereyim. Abi, bir duruma geliyor Çağrı'yı yani. Çağrı'yı eleştirmedik mi sıkıştığı anda? Diğer arkadaşların arasındaki konuşmayı, anlaşmayı anlattı diye. Hı hı. Yani Batuhan'ın lafa girişi, tamam söylemedi, isim vermedi ama ne anladım o işten yani, benim dışında hırsızlık yapanlar var demeye getirdi. Acun abi dün akşam ekstraya konuktu, anket yaptı. Dedi ki Batuhan bu isimleri versin mi, söylesin mi diye halka sordu. %68 mi öyle bir oranda? Evet söylesin dendi. Ama aslında insanlar... Şimdi soracak Acun abi. Herkes merak ediyor. Diyecek ki yani. Batuhan diyecek, anket yaptım. Bence halk, söylemeyecek. Halk senin söylemek zorunluluğu yok. Onun vereceği ama Acun abi bunu söyleyecek. Halk anket